Toroslar. Toroslar, Türkiye'nin güneyinde bir baştan bir başa uzanan sıradağlardır. Batıda Dalaman Çayı Vadisi'nden başlar, doğuda İran ve Irak sınırlarından ötelere taşar. Toroslar, kimi yerde tek sıra olarak görülür. Kimi yerde ise paralel sıralar meydana getirmiştir. Toros dağları üç bölüme ayrılır. Batı Torosların doğu sınırı, Alanya ile Tuğla... Geç içeri! Ömrümde böyle rezalet görmedim. Ne var müdür bey? Daha ne olsun? Sizin sınıfın talebeleri okulu, dersi, her şeyi bırakmışlar. Bodrum'da sokak köpeği besliyorlar. Haberiniz var mı? Evet var. Anlamadım. Ben izin verdim. Olmaz, veremezsiniz. Okulumda sokak köpeği barındıramam. Kudurursa başıma gelecekleri düşünün bir kere. Merak etmeyin, kudurmayacak. Hemen veterinere götürüp aşısını yaptıracağım. Hayır, bu işi unutun. Ben rica ediyorum. Bütün sınıf onu çok sevdi, lütfen. Deli bir tane değil ki. Kuduz aşısı tamam. 15 gün sonra parvovirüs ve gençlik aşıları için gelmeniz lazım. Geliriz. Ha, geceleri biraz ateşi çıkabilir. Sütüne kırıp bir aspirin karıştırırsanız bir şeyciği kalmaz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Köpeğinize isim koydunuz mu? Hayır öğretmenim, koymadık. Garip olsun mu öğretmenim? Olsun. Ama garibi sevginizle mutlu etmek size düşüyor. Süleyman Efendi, sana emanet. Hiç merak etmeyin Hüsnü Hoca. Ona gözüm gibi bakarım. Hem geceleri bana arkadaşlık eder. Tamam. Yarın yazlık ayakkabılarla okula gideceğim hanım. Onlar daha rahat. Takım elbiselerin altına o bez ayakkabılar gider mi? İster gitsin, ister gitmesin. Yoksa ben okula gidemeyeceğim. Üf, ya Rabbi, nedir bu başımıza gelenler? Bu kadar millet İstanbul'da nasıl yaşıyor? Elbet biz de bir çıkar yolunu bulacağız hanım. Zor. Okula giderken çok yoruluyorlar. Her gün bir saat yol. Ya hanım, sınıfta bir çocuk var, ne zaman görsem uyuyor. Herhalde onun evi de uzakta. Herhalde. Çocukları yatırayım. Ali, oğlum, hadi kalk. Hadi çocuğum. Kızım, hadi canım. Hadi. Sen de yat Hüsnücüğüm. Yarın sabah erken kalkacaksın. Ayaklarım hala sızım sızım sızlıyor hanım. Uyku girer mi gözüme? Sana bir aspirin vereyim. Sabaha bir şeyin kalmaz. O yazlık ayakkabılarını da yarın giyersin. Günaydın çocuklar. Oturun. Çocuklar, dersimiz kompozisyon. Çıkarın defterleri. Konumuz, kentteki ulaşım sorunu. Yani okula nasıl geliyorsunuz, nasıl dönüyorsunuz, yolda nelerle karşılaşıyorsunuz, bunları yazın. Thank you.
Gir içeri bakayım. Taze ceviz! Ceviz ister misiniz? Yok, sağ ol. Siz? İstemem, sağ ol. Ceviz ister misiniz? 500 liralık ver. Buyurun. Yemek yemeyeceğim. Olsun, buyurun. Ne alırdınız? Bir bira. Arjantin mi olsun? Yok canım, Türk olsun. Yani büyük mü küçük mü demek istedim. Küçük. Yanında bir şey ister misiniz? Taze ceviz alayım. Oğlum! Buraya evet. Da bak yavrum. Biliyorum Hamza amca. Öğretmenim. Korkma Hasan. Şu vitamin deposundan bize de ver. Aferin, çok beğendim. Hem çalışıp hem okuyorsun. Otur bakalım karşıma. Baban ne iş yapıyor Hasan? Kapıcı öğretmeni. Anladım. Sen de babana yük olmamak için çalışıp okul masrafını çıkarıyorsun değil mi? Evet öğretmenim. Peki nasıl yapıyorsun bu işi? Benim de aldığım maaşı yetmiyor oğlum. Ek bir iş yapmam lazım. Fakat iş bilmiyorum. Bu işi bana öğretir misin? Öğretirim öğretmenim. Aferin Hasan. Kabuklu ceviz alırsanız sizin için daha karlı olur. Oldu usta. İstemez öğretmenim. Olmaz. Çalışıyorsun, hakkın. Kabukları sakın çöp diye atmayın ha. Sobada çok güzel yanıyormuş. Bir işi yaparken dikkat edeceksin. Bak bana, ben elime vuruyor muyum hiç? Ah! Bir işi yaparken dikkatli olacaksın baba. Tereciye tere satıyor. Sen işine bak. Kırdığın cevizleri yersen bu gidişle sermayeyi kediye yükleriz. Kırmıyorum işte. Hadi kızım, yardım et derkenden bitsin bu iş. Hem yardım et, hem laf işit. Kurmayacağım işte. Bırak hanım. Zaten o işi değil, cevizleri bitirecek. Ah! Parmağım aşat oldu be. Gülmeyin. Şimdi elimin tersiyle. Hanım, şu yara bandını ver. Of! Of!
iki tane olsun. Of. Bakayım. Vah vah, kan oturmuş. Sen de biraz dikkatli olsan. Sen de başlama şimdi. Çocuklar kafamı bıraktı. Of. Taze ceviz, vitamin deposu bu ceviz. Yok mu ceviz? Ceviz, gel gel. Giremezsin. Arkadaş, şu masadan çağırdılar. Hemen verip çıkayım. Ne laf anlamaz adamsın. Dışarı dedik. Sen para kazanacaksın. Bizim karımız ne? Hadi al voltanı. Hey cevizci, gelsene kardeşim buraya. Müsaadenle. Giremezsin. Beyefendi bırakmıyor. Beyefendi, meyefendi, ayaklarını bırak. Benim de dalga mı geçiyorsun? Hadi dışarı. Bak bak, herifte insanlıktan hiç eser yok. Adamcağızın ekmeğine mani oluyor. Sağ ol. Bu garson imansızın biri. Ulan ne biçim herifsin be? Bırak da adam da ekmeğini çıkarsın. Patron seyyar esnafı sokmayın dedi içeri. Bırakırsak o zaman da biz kendi ekmeğimizle oynarız. Ne yani? Şimdi bu adam içeri girip bize ceviz satsa patron seni kovacak mı? Bırak bu ayakları aslanım. Bize maval okuma. Ben maval falan okumuyorum. Lütfen yerinize oturun. Oturmazsam ne olacak ulan? Oturalım beyler. Hadi sen de bas git. Tamam tamam, gidiyorum. Benim yüzümden kavga etmeyin. Dur. Bu adam bize ceviz satacak. Mani olanın. Ben de bana küfür edenin. Ulan ben seni. Çok fena morarmış. Görünmez kaza diye buna derler. Merdivenin o üçüncü basamağına ayağım takılmaz mı? Bir gün evinize geleyim de şu basamakları tamir edeyim. Elim testere keser tutar. Ustaya o kadar para vereceğine bir rakı ısmarlarsın olur biter. Sağ ol. Yahu bu merdivenden düşmeye pek benzemiyor. Yoksa bizden gizli bir iş mi buldum? Nereden anladın? Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok Hüsnü Beyciğim. Pavyon fedailiği yaptığın besbelli. Pavyon fedailiği mi? Allah yazdıysa bolsun, benim kocam böyle bir iş tutsa onun yanında bir dakika bile kalamam. Hmm, çalıştığın yerden memnun değilsen bizim gazinoya bir fedai lazım. Seni öldüreyim. Bir daha bu konunun açılmasını istemiyorum. Hepiniz unutun bu işi. O kadar. Halinden hiç de öyle fedailik yapacak bir adama benzemiyor. Görünüşe aldanmayın. Hüsnü Bey'de mangal gibi yürek var. Ya sonunda anladım ki ben bu işi yapamayacağım Hasan. Başınıza gelenlere çok üzüldüm öğretmenim. En iyisi sizin simit satmanız. Bizim mahalledeki fırıncı tanıdıkları. Onlar alırsınız simitleri. Hadi gidelim. Aramızda mesele çıkmasın. Simit başına 50 lira veriyorum. Sağ olun Dursun Bey. Yalnız ben akşam simidine çıkabilirim. İyi, tamam. O zaman iki gün sonra okul çıkışı gelirsiniz. Babana selam söyle Hasan. Baş üstüne Dursun amca, söylerim. Gidelim öğretmenim. Gidelim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Haydi akşam simidi sıcak sıcak tat. Eyvah. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu enayi. Belediyenin memurundan kaçarsan çukura düşersin işte böyle. Ceza yazalım mı? Ne cezası? Cezasını buldu zaten. Dur bey. İnşallah kazanırsın da kupayı biz alırız bu yıl. Sayenizde o da olur inşallah sayın müdürüm. Bu memleketin en hızlı postacısı kimmiş göstereceğim. Postacı
posta! Çıkmış mı Adem oğlum, çıkmış mı? Ne çıkmış mı Nuri amca? Kira kanunu! Çıkmaz! Hiç bekleme boşuna! Her bir şey çıkar, o çıkmaz! Çıkmaz olsun hay Allah! Adem efendi! Mektup yok mu bugün? Yok! Ahmet üniversite sınavına hazırlanıyor, yazamadı. İnşallah yarın! Posta! Postacı abi! Bana ne mektup getirdin mi? Al! Bu iyiliğimi de unutma! Posta kutusuna atsam, babandan öyle bir dayak yerdin ki... Yaşasın! Tövbe tövbe! İnsan günaha girer vallahi! Ah canım, gel ben de seni öpeyim, içimden geldi. Kız postacı! Sana söylüyorum, kız postacı! Doğru konuş be! Sen kime kız diye hitap ediyorsun? Esas kız sensin! Sana 50 kere benim mektubumu posta kutusuna atma demedim mi kız? Ya, ayağına getireceğim! Çıkarıp 5 kuruş veriyorsun da! Kız, kutunun anahtarını kaybettim, kız! Ne yapayım? Kaybetmeseydin kız! Boyun devrilsin yandan çaklı kız! Çattık sabah sabah gene! Posta! Posta! Gözün aydın Şaziye teyze, asker mektubu getirdim sana! Oğlumdan, bir tanecik Mehmet'imden ne olur Adem Bey oğlum, okuyiver şunu bana! Olur! Anacığım, önce ellerinden öperim. Beni soracak olursan iyiyim. Allah'ım kıtama sağ salim ya. Geldim. Tevfik abi, al beni takıma. Zehir gibi solacık oynarım. Bir çalım, bir çalım daha lamba gibi asarım topu 90'a. Bir dene abi beni, bir şans tanı bana. Sen önce şu sigarayı bırakmaya bak. Emzik gibi ağzından düşmüyor. Peki abi, hemen. Oo! Hoş geldin süslü kardeş. Hoş bulduk. Saç mı, sakal mı? Sakal. Elini çabuk tut, antrenman var. Bu hafta et yemezse mi maç? Hı-hı. 5 çekeriz. Atma süsücüğüm, atma. Merhaba Adem Bey! Hadi bakayım! Adem abi, Sevtap abla camları siliyor. Beni bekliyor, bir gün görmese hasta oluyor. Yandan çarklı, ne haber? Haberler iyi. Postacılar yarışına beni seçtiler. Yarın sabah çalışma başlıyor. Günde 20 kilometre. Ama ben hafif hafif çalışmaya başladım. Senin nişan işin oldu. Yattı mı yoksa? Kim demiş? Abisine yazdılar Almanya'ya. Allah yandın. Sen onun abisini gördün mü? Yok. Hastanın tekidir. Vermez oğlum o herif kardeşini kimseye. Benden iyisini mi bulacak? Oho! Sana gelinceye kadar kimler istedi de vermedi? Haklı! Kızın evi var, malı mülkü var. Damada yedirmek istemiyor adam. Ben yiyeceğim, görürsünüz. İşte buraya yazıyorum. Sevtap benim kısmetim. Evine de oturacağım, parasını da yiyeceğim. Kız aşkımdan camlara tırmanıyor, sinek gibi. Ne oluyor bunlara? Ne oluyor bacım? Azdı kız. Aleniyete döktü artık. Tabii evde kaldı, ne yapacağını şaşırdı. Babası dururken bize düşmez. O da ne geniş adam. Abisi gelse bunu öyle bir benzetir ki. Şu zırıltıya bak. Teybi açmış sonuna kadar gene. Ev sahibinin kızı diye sesimizi çıkartıyor.